Arkadaşlar herkese selamlar. Çok selamlar. Enteresan, değişik. Top Gear ya. Ferhat abi hoş geldin. Ya Grand Tour ya. Cemil hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zafer hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Biz deyiz ama biraz heyecanlıyız. Çünkü ne olacağını bilmiyorum. Yani şimdi otomobil olsa bu çok öngörebiliriz her şeyi. Fakat şu an öngöremiyoruz ama tabii ki işin profesyonelleri yanımızda. Arkadaşlar hemen olayı anlatıyorum size. Sağ olsun Coşkun Vinç. Bu arkamızda görmüş olduğunuz Liber marka Vinci yolladı bize ve bunu çekin dedi. Şimdi Ferrari ne alaka diyeceksiniz. Challenge Stadale. Daha önce çekmiş Ferhat abiyle. Hatırlarsınız kendisini. Onu kaldırıp bir yerden bir yere koyacağız. Çünkü bu vinç için bu Ferrari aslında bir çekirdek. Değil mi? Yani çekirdeği alıp bir yere koymak gibi 20 ton taşıyor arkadaşlar. Bütün özellikleri anlatacağız size. Kullanacağız ve videonun sonunda da Ferrari'yi alıp bir yerden bir yere koyacağız. Doğru mu Zafer Hoca? Yapabileceğiz mi? Yaparız. Yıllar önce sen de hatırlarsan bir amfibik çekmiştik. Evet. O zamanki heyecanım da var şu anda. Var, bende de. O zaman da hiçbir şey bilmiyorduk. Şu anda da çok bir şey bilmiyoruz. Yani bileceğiz işte. Yani ne olur filan diye düşünürüz ama aslında. Yani kullanmak bile çok enteresan bir deneyim abi. Şimdi arkadaşlar bu vinçin özel aslında. Normalde böyle büyük vinçler, 20 ton kapasiteli vinçler 2-3 gün sürüyormuş. Gerip kurulması bir gün sürüyormuş. Çalışması bir gün sürüyor. Sökülmesi de bir gün sürüyormuş. Yani minimum bir şeyi kaldırmak için 3 güne ihtiyaç varmış. Ama bu vinç toplamda 1 saatte kuruluyor. İşi hallediyor ve 1 saatte tekrar geri sökülüp yoluna devam ediyor. Otobanda 80 km hıza kadar çıkıyor. Yani çok kompakt aslında. Çok işinizi kolaylaştıran, doğru mu? Bir ürün. Buyurun biraz siz anlatın. Buyurun aslında abi. Ferrari ile bunu yan yana koymamızın bir mantığı da şu. Ya bu çok hafif. Kendi sınıfına evet. Göre Ferrari de çok hafif. Çok güçlü. İkisi de aslında aynı DNA'ya sahip. Kesinlikle. Bunun da olayı hafiflik ve güç. Bu araçta da mesela şu alüminyum jantlar kullanılarak sadece ve sadece 700 küsür kilo bir ağırlık. İnanılmaz. Tasarrufu sağlanmış. İnanılmaz bir şey yani. Ama tabii jantlar 40 bin euro olduğunu düşünürsek bence sağlısın. Şimdi bu araç arkadaşlar gördüğünüz gibi 16 tane tekerleği var. Ve 16 tekerleğin hepsi de hareket ediyor. Evet. Doğru mu Zafer abi? Hepsi tekerlekler ayrı ayrı sağ sol manevraları var. Şu an dünyada büyük bir trend olan yengeç yürüyüşünü bu alet de aslında yapıyor arkadaşlar. 8 tekerleği aynı yöne dönüyor. Arkalar farklı yöne dönüp arkayı direksiyon olarak kullanabiliyoruz. Hepsini yapacağız bugün. Yani evet, 8 tekerlekte de tahrik var. Evet. Yani 8x8 aslında. 8x8 doğrudur. Ya bir dışını dönelim diyeceğim ama o kadar vaktiniz var mı bilmiyorum arkadaşlar. Kaç metre abi toplam? Toplam boy uzunluğu 20 metre. 20 metre. Bu tonda 20 ton kapasiteli, 20 ton kaldırma kapasiteli olan bir vinçin uzunluğu daha mı uzun? Daha mı geniş? Yani şu an en uzunu bu. Ben şöyle bir ekleme yapabilirim. 500 ton sınıfına geçtiğimiz zaman makineler çok daha uzun oluyor. 24-25 metrelere kadar toplam boyları oluyor. Bu daha kompakt. Hem kompakt hem de söylediğiniz gibi kaldırma kapasitesine sahip ve hızlı. Şu an kaç ton? 96 ton. 96 ton. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Ağırlıklar takıldığında? Ağırlıklar bekleyen 135 ton ağırlık var şu anda. O operasyon sırasında arkaya yüklenecek. Yani, ama karayolunda aks başına 12 ton üst limiti sağlaması gerekiyor. 96 ton alet 80 km hıza çıkıyor. Ve duruyor. Duruyor. Dönüyor. Ve dönüyor evet. Ve İnanılmaz. Bütün hepsini bir kişi... Ve bu arada onu söyleyelim, o da enteresan İnanılmaz bir şey. Bir şey. Tek bir operatörle yapıyor. Yani tabii ki istersen yardımcı falan alıyorsun yanına ama tek başına kurulma, her şeyi halledebilirsin. Kurulum esnasında iki tane daha arkadaş yardımıyla kuruyoruz bunu. Ama altını ve üstünü tek kişi kullanıyor. Kurulum esnasında operatör yardımcı olması açısından uzaktan kumanda sistemleri mevcut. Basit bir kumanda yöntemiyle bütün işlemleri arkadaşımız tek başına yapabiliyor. Şey uzaktan kumandası var. Elimize alıp yani dışarıdan da müdahale edebiliyoruz. Bugün dışarıdan mı yapacağız, içeriden mi? İsterseniz dışarıdan da içeriden de deneyebiliriz. Bir de iki aracın diyeyim bir özelliği daha var ortak. İkisi de 8 silindirli. Bu arada motor özelliklerinden de bahsedelim. 8 silindirli ve 3000 küsur Nm torku var. Evet. 16 litre 8 silindir 680 beygir bir motoru var üzerinde. Ve motorunu da galiba Liber yapıyormuş. Evet ya, bu Alman bir firmaymış arkadaşlar. Yani biraz bu konuda takıklar. Her şeylerini dışarıya çok bağımlı olmadan kendileri yapıyorlarmış. Kaç yıllık firma demiştin abi? 75. yıl bu sene. Bu arada Coşkun için de 40. yılıymış. Onu da kutlayalım buradan. Bravo. Nice mutlu yıllara, nice 40 yıllara. Aynen öyle. Tekrar çok teşekkür çok ederiz. Teşekkürler Sedat abi, Servet abi. 20 tonu söylüyorsunuz ama çok daha fazla kapasitesi var. Öyle mi? Tabii tabii. Yani ben maksimum 20 ton diye biliyorum. Bir dakika, hayır, işler hayır, değişti. Hayır. Ben bozmayayım diye de onu söylemek istedim. Boz abi, ben bir işler anlamam lütfen. Şöyle, bu 450-500 ton yazıyor zaten o sınıfı. Ama siz bunu asıldığınız zaman 260-270 ton yük kaldırır bu. Ben niye 20 ton dedim? Koparma. O 20 başka bir şeydir bence. Evet, bir dakika, bir düzeltme var arkadaşlar. Maksimum kaç ton kaldırabiliyor? Maksimum 270 ton yük kaldırabilirsiniz bu makineyle. Bu uçağı falan kaldırır. Çok tabii, rahat tabii, kaldırır. Tabii. O zaman şunu da söyleyeyim. Açıldığı zaman vinç kaç metreye kadar çıkabiliyor maksimum? Teleskop uzunluğu 85 metre. 85 metreden sonra ataçmanlar başlıyor. Erişim sağlamak istediğiniz yere kadar. İsterseniz 35 metrelik fix jip. Sonrasında isterseniz 85 metrelik hareketli luffing dediğimiz luffing jiple ulaşabilirsiniz.
yapabiliyorsunuz. Yani burada 85-85 yaklaşık 170 metreye erişim sağlanabilir. Ya bir de biz bu çekim yapmadan önce gerçekten çok yer aradık. Yani çünkü hem bunun duracağı, döneceği bir yer aradık ama aslında baktık ya o kadar da zor değilmiş. Değil. Yani sokak aralarından geçebilecek, bir tırın geçebilecek kapasitede, işte bir kentsel dönüşüm inşaata girip her şeyi yapabilecek kapasitede bir aletmiş. İnanılmaz. Bakalım mı içine bir? Bakalım. İçini merak ediyorum. Daha hiç bakmadım içine. Yeni geldim arkadaşlar. Abi nereden giriyoruz? Buradan mı oradan mı? Öbür taraf. Burası yolcu koltuğu. Yolcu tarafı. Yolcu tarafında aslında evet. Çok bir özellik yok yani. Yok, bir özelliği yanına yok. Yanına birini alman için tamamen tasarlanmış ama çok geniş. O açıdan güzel. Rahat görünüyor. Ama aslında kabin tabii olay. O tarafa geçelim mi? Kabin sol tarafta. Kapı zırhlı gibi ya. Çok acayip. Liber'in yeni tasarlamış olduğu şey. Şuna baksana. Önceden yatakları yoktu. Şoförün dinlenebilmesi için alanı yoktu. Şimdiki bu makinede yatak bir yatak olayı da yapmış. Çok düğme yok mu ya? Bir oturabilir miyim? Tabii buyurun. Çok fazla düğme yok mu abi ya? Hamur gibi. Vay be. Evet ya, hamura benziyor tasarım. Ama baksana abi şu. Bir şey uzatamazsın yanındakine buradan. Şunu öyle göstermek mi istiyorum? Aha, bu uzaktan kumanda. Bozdun. Aslında uzaktan kumandanın bir parçası. Bununla vincin kurulum işlemini yapıyor arkadaşlarımız. Hmm. Ayakların açılması, kancanın sökülmesi, üst motorun çalıştırılması. Aa, çok oyuncak gibi ya. Onun orada joystickleri de var, ortasına giriyor galiba. Sağ tarafta. Sağda abi. Koltuğun yanında abi. Diğer şurada yangın tüpünün yanında. Şimdi o ikisini birleştirdiğinizde işte uzaktan kumanda olacak. Vay vay vay. Abi bir şey diyeceğim. Bunu bizim yapmamız lazım o zaman. Evet, zaten ya. Yapacağız değil mi? Evet yapacağız. Bayağı oyuncak. Böyle abi tık tık tık. Bayağı oyuncak abi, baksana şuna. Bir de hafif trakaslara benziyor. Şöyle bir özelliği daha var. Burada gördüğünüz bütün kumandalar bu vinçte neyse başka klaslı hiper vinçte de aynısı. Operatör arkadaşımız bu vinçten diğer vince geçtiğinde çok rahatlıkla evindeymiş gibi hareket etmeye devam ediyor. Aynı ekosistem. Bir de bu vinç sanırım dünyada çok az var değil mi? Türkiye'de bir tane zaten. Bu Türkiye'deki ilk. TRD tek. Dünyada da zaten 30 tane falan var şu anda değil mi? Senelik yaklaşık zaten... olarak senelik 17-18 adet üretim yani Pagani'den az. Evet, Pagani'den hakikaten ya. Direksiyonun şu an böyle bir boşluğu var. Normal tabii. Çalıştırayım mı? Tabii buyurun. Kontak anahtarımız orada. Çevirdik. Sağa çevirin. Açtım. Night Rider. Abi harbiden kara şimşek gibi ya. Yani basık bırakmanız halinde marş yapacak. Şu an yapacak. Basık bırakmanız lazım. Abi bismillah. Hacmin var diyor. Çok kolaymış gibi görünüyor kullanımı. Şimdi burada tabii çok güzel bir görüş alanı var falan. Yere yakınsın. Rahat hissediyorsun kendini yani ama tabii yolda bilmiyorum. Bu arada şunu da söyleyelim arkadaşlar. 15 santim yukarı kalkabiliyor. 10 santim aşağı inebiliyor. 25 santimin çalışma aralığı var. Tabii ki havalı süspansiyonları var. Körüklü. Hepsinde tek tek var. Evet, tek tek hepsinde var. Vites nerede? Vites şurası. Ha burada. Neydi? Vay. Frene basmadan zaten geçmiyor vitesleri. Biraz ısısın o zaman bir tur atalım ha Ferhat abi. Sıcak zaten. Sıcak mı? Atalım mı bir tur? Ben bir tur atayım sonra geleyim tamam, sen bir tur at. Tamam. Gel abi. Ben gidiyorum. Kendinize dikkat edin. Arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bu arada Coşkun Vinç'in de linklerini açıklamalara bırakırız. Farklı vinçleri de var. Onları da incelersiniz. Abi çok uzağız ya. Bayağı uzağız. Nasıl yatak oluyor bu arada Coşkun abi? Onu da söyleyeyim. Koltuklar yatıyor. Emniyet kilitleri var. Kilitleri onları bağlıyorsun. Tamamen açılıyor bu buraya. Yatak oluyor. Evet yatak abi, oluyor. Koltuklar da bu arada yarış koltuğu gibi arkadaşlar. Çok çok konforlu. Güzel duruyor yani bayağı sırtları falan. Isıtmalı, soğutmalı koltuk. Öyle mi? Isıtma tamam da soğutma enteresanmış. Hele kumaş koltukta. Abi çok düğme var. Soracağım ama hangi birini sorayım ya? En enteresanı ne bu düğmenin içinde? Yürüyüş foksiyonları var orada. İlave aksları çekere bağlıyoruz. Yani aklınıza gelebilecek her şey var. Binek otomobillerde olmayan her şey var abi. Var. Tabii tabii. Ya zaten arkadaşlar aslında birçok teknoloji ilk önce işte çekicilere, kamyonlara, vinçlere falan geliyor. Çünkü burada aslında önemli şey sizin yani operatörlerin konforu, rahatlığı. Evet, ilk önce onu düşünüyorum arkadaşlar. Saatlerce üstündeyiz biz. Evet. Saatlerce, günlerce üstünde. Hiç hata kabul etmeyen bir şey. Evet, kesinlikle. Yorgun olmamanız lazım. Yani biz Servet Coşkun Vinç olarak da her zaman için yenilikçi bir firmayız. Bu makine Türkiye'ye getiren yine Servet Coşkun. Bundan önceleri de hep öyleydi ve böyle olmaya da devam edecek yani. Haydi bakalım. Direkt D'ye basıyorum. Şurada fren sistemi var. Onu bir ileri doğru çekip bırakacaksınız. Bu arada arkadaşlar şurada bir kamera var. O tamamen en arkayı gösteriyor. Abi önünde böyle bir... Bunun ismi ne? Kanca. Kanca. Önde böyle bir kancayla gitmek çok garip ya. 1 ton 600 kilo ağırlığında. Vay. 8 tekerde dönüyor mu? Evet, hepsi direksiyona bağlı. Abi çok güzel görünüyor şu an ya. Lastiklerin dişlerini görüyorsunuz. O bayağı şey var abi. Durduğumda bu kadar değildi. Şu an bayağı bir şey var. Kanca hep sallanıyor mu? Yok, böyle sert manevra yollarda sallanıyor sadece. Ya yani yola giderken sallanmıyor. Abi çok keyifli abi kullanmak bunu ya. Frenine bir bakıyorum. Fren de güzel. Şimdi buradan bir dönmeye çalışacağım. Arkayı kurtardık. Evet. Tam sağ yapıyorum. Şimdi diğer aynadan diğer kaldırımı kontrol edeceğiz. Bu kaldırımı da kontrol etmem gerekiyor. Şu an çünkü normalinden farklı bir hareket yapıyor. Önler sağa dönerken arkalar sola manevra yapıyor. Vay. Aa, sıfır kurtardım ha kaldırımı. Abi bayağı dönüyor ya. Şimdi bir geri yapacağım.
Başka lastiğin hangi modu var? En rahat şehir içi kullanımda dar alanda kullanma modu bu mu? Evet bu. Bu nasıl bir görüntüdür abi ya? Sırf şu görüntüyü görmek için insan manevra yapar bundan. Şu an korkuyorum. Korkmanıza gerek yok. İlk defa 16 tekerlekli bir şeyi Doğan'ın kullandığını görüyorum yani, inanılmaz. Ve hemen alıştı yani, şaka gibi. Doğan dikkat et, Ferrari lazım. Abi lastiğin açısı inanılmaz görünüyor ya. Ferrari'nin etrafına da dönebilirsiniz yani. Dönebilir miyim? Dirik yapabilirsiniz yani. Abi çok keyifli ya. Sen beni ara sıra iş olunca çağır Zafer abi. Vallahi ben gelirim. Çok keyifli ya. Her zaman Ferrari vites değişti. Her zaman Ferrari drift yapacak diye bugün de biz yapalım. Bugün biz yapalım abi. Beni bırakırsanız böyle sabaha kadar dönerim. Ferhat abi gel. Böyle bir şey olamaz. E-frenimizi çektik, boşa aldık. Zafer abi, Ferhat abi sana emanet. Nasıl alet? Böyle bir şey olamaz. Fıt diye döndün ya. Şey gibi, normal hatchback araba gibi normal ya. Arabaya binmek adam buradan geçemez normalde ilk hayatı kullanan arabayı. Abi şu zaten Zafer abi şimdi sana anlatacak. Hadi sadece bakalım. Hem sağa hem sola bakman lazım. Çünkü arkası da farklı yöne gidiyor ya. O yüzden hem sağa hem sola bakman lazım. Abi görüşürüz. Kazamız mübarek olsun. Hadi kemerimizi takalım çıkalım. Evet. Devam et. Devam. Abi 700 beygir araba çok kullandık da bu 4 tekerlekliydi hepsi. Bu farklı, zevkli. Abi ben bir dışarıdan izlemek istiyorum ya. Bana beni çekmesen aracı çek. Ben izleyeceğim burada. Evet abi, ne yapıyoruz? Otomatik vites bir araç abi bu. Tamam. Fren, bunlar vitesler abi. Tamam. Zaten boşta. Frene basmadan vitese geçmiyor. O kadar. Yan tarafta fren sistemimiz var, imdat dediğimiz. Onu ileri itip bırakıyoruz. Vay be. Acayip rahat ya. Bütün tekerleklerin önünü hissediyorsun. Az sağdan gelirseniz manevra esnasında arka kaldırıma çıkmaz. Evet, onu görüyorum. Arka tarafı da devam etsin diye. Şimdi çevirsem herhalde gelir. Evet. Vay be. Ne döndü ya? Abi çok zevkliymiş kullanması ya. Nasıl geçiyor ya? Korna burada. Evet. Bu kadar büyük bir aletin böyle kornası olması enteresan. Vinç ihtiyacı varsa artık. Yakıştın mı abi? Her masada. Altın olan her makineye yakışıyorsun. Abi bu kadar büyük bir aletin böyle bir kornası olması enteresan değil mi? Kulavcı. Bildiğin hatchback makine ya. Abi inanılmaz ya. Şuradan nasıl dönüyor aleti? Abi çok teşekkür ederiz gerçekten. Rica ederim. Çok güzel bir şey söylediler biraz önce. Aslında bu aracın olayı kullanım, yani kullanımı değil aslında. Bu %20'si belki kullanımı. Yani aslında olay tamamen vinç özelliği ama kullanımı da çok keyifli ve rahat yani. Ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum ya. Bu kadar manevra kabiliyeti falan. Acayip. Hacimden anca durdu. Abi çok acayip. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ya güzel bir yere al. Kaç kişi olacağız? Ya bununla bir gece kulübüne gideyim ben ya. Çok iyi olmaz mı? O bir zaman de... Kanal 5 biniyor. Vallahi. Nasıl bir deneyimdi Ferhat abi? Yani çok sürrealdi. Değil mi? Biraz önce bahsettiğim gibi yani 600 beygirisi çok araba kullandık ama bu 16 tekerlekli hiç yoktu yani. Bu tabii yengeç yürüyüşü değildi arkadaşlar. Yengeç yürüyüşünü de çekeceğiz size, onu da gösteririz. O daha kolay aslında, çalıştığı yerde sağa sola gitmek için kullanılan bir sistem. Bütün tekerleklerin aynı yöne döndü. Onda görüntüleri şimdi giriyordur, onu çektik burada. Çıkıyorum. Alıştık yani, operatör evet. Olarak başvurabiliriz Coşkun lütfen, için. Lütfen. Dedim zaten ya zaten Zafer abi. Sağ operasyonlarında adama lazım olursa. Zafer yani abi dedi, beni götür dedim. İhtiyacımız var zaten. Abi oyun gibi. Bizim alet mi biliyorsun? Bunu oyuna oynuyor. Biliyorum biliyorum. İnşaat iş makinesi kullanıyor. Var böyle. Çocukların kum havuzları var. Orada hep bu aletler evet, var. Bir yani. De bunu profesyonel olarak evde yapan simülatörünü kuranlar evet, var abi böyle. Evet, bayağı evet. Ciddi. Oyun uzaktan kumandalıları evet, var. Evet. Bu arada biz tabii şimdi hemen sürücü kabinine geçtik ama asıl olay burası. Yukarısı. Değil mi? Evet. Bir bakalım yukarıya. Merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada 20 derece kadar yatıyormuş yani yükü görmeniz için. Yana geliyor. Değil mi? Yukarı kalkıyor. Yatıyor. Yana gelmiyor. Gelmiyor. Yukarı attım aşağı. Yukarı bugün aşağı. Iyi atıyorum. 20 ton dedim ya. Dava açacaklar var. 2500 tona kadar taşıyan şey 20 ton dedi. Buyur abi çıkalım. Ben tamam, mi çıkayım? Buyurun, önce tamam. Ben gidiyorum Ferhat abi. Görüşürüz. Bizim taşıma işleri falan olursa balkondan alırsın eğer televizyonu. İleride çok güzel bir evim olursa salona araba koyacaksam tabii ki bu vinçi alacağız. Abi çok güzel ya, hissiyatı falan. O kadar hassas ki. Arkadaşlar bundan güzel ASMR çıkar bakın. Abi o kadar hassas ki buraya çıkman lazım. Bu iki kol mu sadece Ferhat abi? Evet, iki koldan idare ediyoruz. Basalım mı? Buradan çalıştırıyorum. Evet. Ekranlarımız geliyor.
geldi. Yine çok tuş var abi. Yine çok kafa karıştırıcı. Ya sen niye numaratör var? Burada programları var. Çalışacağınız işe göre bom programları, balans ağırlığı takma, kanca donanımlarını değiştirme, balans ağırlıkları değiştirme. Mesela arkasına 110 ton, 114 ton girili. Pedallar? Biri gaz, bom çekme. Ondan sonra rüzgar freni bu. Rüzgarda dönmemesi için frenliyoruz. Fren yapıyorsun. Fren yapıyoruz. Göbek rüzgar dönmemesin diye. Sen buradayken yatırabilir miyiz yoksa? Yatırabiliriz abi. Şu an arabanın motoru mu çalıştı? Evet, arabanın motoru çalıştı. Vay. Şimdi abi şuna basıp bir kere. Bastım. Şu yukarı kaldırır, şu aşağı indirir abi. Kemer takmam gerekiyor mu burada? Yok, gerek yok. Burada gerek yok. Vay. Evet. Ben ineyim isterseniz, siz tek başınıza kaldırın. Yok yok, sen dur abi. Sen dur. Tamam. Sen oğlum, çok kaldırmayız. Alttakine. Ona. Şuna. Şuna. Evet. Kaldırın. Sonuna kadar kaldırabilirsiniz. Sen dikkat et abi. Tamam. Şaka mı ya? Daha kalkıyor. Abi. Zafer abi çok iyi ya. Genellikle yukarıda çalıştığı böyle için. Böyle yatıp tabii, bakıyorsun. Evet. Buradan yani çalışmaya devam ediyorsun. Öyle olmuş olmasa yani boyun tutulması, bel fıtığı hemen olursunuz yani. Yani bu araçta arkadaşlar öyle bir şey yapmışlar ki iş güvenliği o kadar had safhada tutmuşlar ki buradaki yetkililer bize diyor ki yani hiçbir şekilde iş kazası olması mümkün değil. Mümkün zaten değil. Bir şey olacağını o hissediyor ve çalışmıyor. Çünkü şimdi ağırlıkları da takacağız biraz sonra göreceksiniz. Bütün ayarları, dengelemelerini falan kendi otomatik algoritmik olarak yapıyor. Abi mühendislik de asıl ya gerçekten. Yani çok harika bir makine yapmışlar. Bu da bize nasip oldu kullanmak. Basayım mı? Şey? Ya, hiçbir hareket yapmaz. Yapmaz. Ha. Yapmaz. Ağırlıkları çünkü takmadı. Ayaklar açık değil. Ayaklar açık değilse hiçbir şey olmadığı için. O zaman ayakları açalım, ağırlıkları evet. Takalım, başlayalım. Kendisi zaten şu şekilde tamamen uyarıyor. Mümkün değil diyor. Buradan ama arabayı hareket ettirmemiz mümkün değil, değil mi? Yok. Ya, küçük modellerinde aracı buradan da hareket ettirebiliyoruz. O zaman inelim mi? Ayakları açalım, başlayalım. Hazır mıyız? Evet arkadaşlar, şimdi orada herhangi bir güvenlik açısından sıkıntı olmasın diye özel bir araziye geldik. Aracı özel bir arazide kaldıracağız. Meşhur kumandamız geldi. Evet. Denge ayaklarını bununla açıyoruz. Evet, denge ayaklarını ondan açıyoruz. Her şeyi bununla yapıyoruz. Tıklayabilir miyim? Tabii, F3'ten. Bir kademe çıkıyor, bir kademe de içinden çıkıyor. Kaç metre çıkıyor böyle abi? 6 metre çıkıyor mu? 5 metre falan. Bildiğiniz oyuncak. Bunu 4 taneydi açıyor. Ha, bu arada aynı beraber hareket ediyor. Bak Doğan'a çeksene onu da. Beraber hareket ediyor. Buyur abi, ben sana vereyim. Tek tek de ayırabiliyorsunuz. Ayrı ayrı da yapabiliyorsun. Tabii, ayrı ayrı. Denge ayaklarını açıyoruz. Sonra denge ayaklarını açtıktan sonra teraziye aldıktan sonra üstüne balans ağırlıklarını koyuyoruz. Balans ağırlıklarını koyduktan sonra işlemimiz hazır. Bakacağız. O zaman arkadaşlar şimdi denge ayaklarını açıyormuşuz. Ağırlıkları koyuyormuşuz, balans ağırlıklarını ve ondan sonra aracı kaldırmak için hazırız. Az sonra. Evet arkadaşlar, kurulumuzu yaptık. Şu gördüğünüz bloklar yere zarar vermesin ve ağırlığı dağıtsın diye. Doğru mu? Evet. Doğru. Artık konuya hakimmiş gibi anlatıyorum ama kasklarımızı taktık gördüğünüz gibi. Önce güvenlik. Yani şöyle söyleyeyim, merak etmeyin, araca bir şey olmayacak. Çünkü ekip son derece deneyimli. Daha önce işte Lexus'un bir sürü aracını kaldırmışlar. Birçok markanın aracını kaldırmışlar Winch'le. Hatta biliyorsunuz havada masa diye bir şey vardır. Onu bile yapıyorlar Coşkun Winch. O yüzden hiçbir korkumuz yok açıkçası ama tabii Ferrari'yi böyle havada görmek bize enteresan geliyor olacak. Alttan bir bakalım nasılmış. Yani arkamızdaki araç 4 milyon euro arkadaşlar. Bu yaklaşık 1 milyon euro. Şu an bir 5 milyon euroluk bir. 5 milyon olduk. Hazırsak başlayalım. Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Başlayabiliriz. Başlayabiliriz. Ben de yaparım arada bir, kaldırır mıyım? Yani Ferrari yere indirdikten sonra olabilir. Tamam, yere indirdikten sonra. Ustam hazırsak buyurun başlayalım. Yardım edelim biz mi? Biz de yardım edelim. Arabaya değmesin aman. Öne. Tamam, tuttum ben de. Bağlamalar sende abi. Şu ortayı nasıl oturttun abi tek seferde ya? O kaç ton ortası? 34 ton. Adam 34 tonu tek seferde oturttu. Şu ortadaki aslında denge değil mi abi? O oturan şey. Tabii o onun üstüne daha 100 ton daha balans ağırlığı diziliyor. Ekstra. Ekstra 100 ton daha balans ağırlığı diziliyor. 134 ton oluyor. 134 ton oluyor. 90 ton da bu. 224 ton. Toplamda. Bu arkadaki 134 ton ağırlık istenirse arkaya doğru 2 metre daha açılabiliyor. Orada bir hidrolik sistem var. O da Zafer'in kontrolünde. Vinci kapasitesini arttırmak istediğinde o arka taraftaki ağırlıkların yeriyle oynayabiliyor. Bu arada şunu da belirtelim, yani bu kadar size güç fazla gelmeyebilir. Tork evet fazla. Motorun gücüyle mi kaldırıyor diye sorarsanız eğer değil arkadaşlar. Tamamen aslında fizik kanunuyla kaldırıyor. Yani bu konulan ağırlıklarla aslında dengeleyip kendini kaldırıyor. Doğru değil mi? Doğrudur. Şu anda tabii tüm kapasiteye ihtiyaç olmadığı için sadece
sadece üzerinde 34 ton arka ağırlık var. 34 tonla bu aracı rahatlıkla kaldırır. Tabii bu da hafifletilmiş bir araç. Araç bu arada 1100 kilo arkadaşlar. 1 ton 100 kilo, onu söylemiş olalım. En ağır ne kaldırdınız bugüne kadar? Ürün olarak en ağır endüstriyel yerlerde 400 tonlar, hatta 600-700 tonlara kadar kapasiteler ihtiyaç duyulabiliyor. Vay be, Ferrari havada görmek. Hiç gördün mü Ferhat abi? Çok heyecan havada. Bu kadar Ferrari'cisin. Hiç görmedim. Lifte gördüm. Çok heyecan verici ya. Enteresan iş. Bugün yapmamız mümkün olmayacak ama bu vinç istese 1100 kiloluk Ferrari'yi 100 metrenin üzerindeki bir binanın üzerine rahatlıkla koyabilir. Dubai'de falan yapıyorlar o işleri. İstanbul'daki en yüksek binaya yakın bir şey herhalde. Belki şöyle bir şey ekleyebilirim. Şu anda 7 teleskopun sadece 2 tanesi açık. Bu tamamı açıldığında 85 metreye ulaşacak. İlk ikinci distribütörün lansmanında Suada'ya, o zamanki ismi Galatasaray Adası'na iki tane Ferrari koymuştuk. Karadan. Denizden. Denizden. Denizden koymuştuk. Vay be. Evet. Teknenin üstüne koyduk. Tekne böyle boğaza bım bım bım. Sen yabancı değilsin o zaman. Yani kaldırma işlerine yabancı değiliz. Ama tabii bu şu anda başka bir heyecan. Başka bir şey yani. Hazır mıyız? Son kontroller. Heyecan dorukta. Anam. Anam. Bu tarafa gelsiniz Ferhat abi. Gelin abi. Evet. Şöyle beni bir çek. İsterseniz böyle döndürebilirsiniz de. Hemen geleyim. Yok artık. Vallahi mi ya? Tabii döndürebilirsin abi. Döndürüyorum. Hazır mıyız? Vay be. Çok iyi ya. Uçan stadale. Dünyada ilk arkadaşlar. Hakikaten uçan stadale başka yoktu. TRT tek. Döndürelim abi normale. Ben döndüreyim dur. Çok iyi ya. Az daha kaldıralım mı? Şimdi zaten tap noktaya kaldıralım abi, görelim. Ha? Aynen, ne uçuralım. Hadi uçuralım. Uç. Tamam, şimdi daha da kalmadı. Gerek yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, arabanın altı komple kapalı. Daha ne yapalım be, kanalda. Vallahi bu kadar artık. Evet, şimdi açalım abi biz. Altı bile güzelmiş. Altı bile güzel hakikaten. Bence yeterli bu kadar. Biz amacımıza ulaştık. Bu vincin iddiası arkadaşlar, iş güvenliğinin çok üst seviyede olması, dünyanın en güvenli işlerinden bir tanesi olması. Bunu zaten işte gördüğünüz gibi dünyada çok az olan bir otomobil. Kaç tane var abi şu an? 1200 tane. 1200 tane var, Türkiye'de 3 tane var galiba. Türkiye'de 3 tane var. Ve bu otomobili kaldırarak aslında kanıtladık diye düşünüyorum ve bizim için çok enteresan bir deneyimdi. Çünkü bu arkamızda gördüğünüz aracı kullanmak falan çok efsane bir şey. Bir daha hayatımızda herhalde bir daha nasip olmaz yani. Vallahi billahi. Yok, neden olmasın abi? Abi ben indirebilir miyim? Tabii, var böyle bir şansımız? Tabii indirebilirsin abi. Şu mu? Şunu. Çok az mı? Çok az, aşağı doğru ya. Abi şu an korkuyorum ya. Doğru, burada bak 1 milyon euro var. Yapma ya. Yavaş yavaş indiriyorum. Yukarı değil, aşağı. Aşağı bir kaldırıyorsunuz şu an öyle. Ha böyle. Evet. Böyle yapınca aşağı iniyor. Evet, hazırsak. Bayağı yavaş hareket ediyor ya. Siz çünkü yavaş itiyorsun. Biraz daha iterseniz. Hızlanayım mı? Tabii, hızlanmış. Bakamayacağım. Çok iyi ya. Görüntü acayip yalnız. Bence burada bir durdurup birazcık anın keyfini yaşayalım. Keyfini çıkaralım mı abi? Hakikaten inanılmaz. Yani inanılmaz bir görüntü var. Şu ekranda gördüğünüz 3.9, 4 ton. Uçta asılı yük miktarı. Asılı yük miktarını burada gösteriyor. Evet, doğru. 3.9. Evet. Kanca bloğunu ağırlığı aracı. Kanca ile beraber. Evet, sağ olun. Hepsinin ağırlığını otomatik hesaplıyor. Evet. Ben oynuyorum abi artık. Okey yani. Böyle bir duralım mı abi? Biraz hafif kaldırayım. Öf. Abi şu görüntüye bak ya. Tamam. Ustam oldu diye düşünüyorum. Oldu. Elinize sağlık. Hemen bir kapak fotoğrafı çekiyoruz. 2 saniye. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Coşkunlar Vinç'e çok teşekkür ediyoruz tekrar. Tüm ekibe teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Elinize kolunuza sağlık. Size de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Servet abi. Çok teşekkür ederiz. Hepsine buradan selamlar, sevgiler. Bize bu imkanı sağladıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkürler. Gerçekten unutulmaz bir gün oldu. Gerçekten unutulmazdı. Kanalın ilk 5 videosuna girer. 10 bile değil. 5 videosuna olsun. Girer. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim için çok özel bir deneyimdi. Coşkun Vinç'le ilgili linkleri de açıklama kısmına bırakacağım dediğim gibi. Diğer böyle makinalarını da görmek isterseniz, Vinç'leri görmek isterseniz oradan inceleyebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sağ salim indirelim arabayı yere. Öyle kapatalım artık videoyu. Abi ayrıca sana da tabii ki. Ne demek ya? Çok teşekkür ederiz Ferhat abi. Ne demek, her zaman. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Ben indirebilir miyim? Çok sevdim ben bu işi. Aldım abi, bak artık nasıl ustalaştıysam. Ferhat abi sana yakışır, buyur abi. Yukarı doğru. Joystick. Bayağı iniyor ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kazasız belasız bir videonun daha sonuna geldik. Sağ salim şu an tekerlekler yere. Bıraktım. Bırak hadi. Bırakamıyorum. Bir saatten sonra bir şey olmaz artık. İndir abi. İndiriyorum bak. İnce. Çok hadi, ince. Hadi. Bravo. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun.
Gelsene Ferhat abi. Arkadaşlar video bitti mi? Bitmedi. Sonuna kadar açtık şu an. Kaç metredeyiz? 80. Daha 10 metremiz daha var. Boyunu tutmuyor mu insanın abi? Telefona sığmadı. Bu ne ya? Ben bakamıyorum şu an. Ya boyum çok kısa diye. Bu ne abi ya? Acayip yani. Ya bu kadar hepsini, bu kadar büyük bir şeyin böyle tekerlekli bir mobil her yere gidebilen bir vinç olması inanılmaz yani. Yani şunu da söyleyeyim bu arada son olarak. Şu ayaklar var ya arkadaşlar, mesela 4 ayak açılıyor ya. İstersen mesela inşaat sahasındasın ve alan yok. 4 ayağın bir tanesini kapatıp diğer 3 ayağa yükü dağıtıyormuş. Valla. Bunu elektronik kendisi algoritmayla yapıyormuş. Ne demişti? Algoritmik. Algoritmik bir yazılımla yapıyor bunu arkadaşlar. Vay be. Tamam o zaman hep beraber boynumuz tutulsun arkadaşlar, gelin. Drone yukarı kadar çıkabiliyor mu? Çıktı canım. Vay be. En tepe. Oralarda geziyoruz şu an. Drone'da da fiyattan kaçmadık diyorsun. Abi lütfen, ekipmanımız tam. Böyle sabah kadar bakarım ben buna. Teşekkürler. Görüşürüz.